Ben harp sanatını biliyorum. Şimdi burada da aynı şekilde. Sen siyasi çıkarın için geminin bekasını tehlikeye atıyorsun. Evet. Bakın, geminin bekasını tehlikeye atıyorsun. İktidar seçimi kazanabilmek için, siyasi ikbalini devam ettirebilmek için tüm ortak değerlerimizi yedi, bitti, tüketti. Milli değerler, din, istismarı dibine kadar. Hiçbir başarı hikayesi yok. Şimdi terminal safhasında seçim sattımı halinde şu anda elle tutulabilir başarı hikayesi olarak anlatabileceği, tabii ki biz asker bir millet olduğumuz için Türk Silahlı Kuvvetleri iktidarın cemaatle birlikte bu kadar yaptığı operasyona rağmen hala kredibilitesi yüksektir. Şimdi silahlı kuvvetler üzerinden ve savunma sanayi projeleri üzerinden başarı hikayesi yaratmaya çalışıyor. Ve anlattıklarının hepsi doğru değil. Bakın, bir Altay tankı meselesi var. Şimdi normalde biliyorsunuz 2017'de Otokar 5 tane prototipi teslim etti. Hepsinin testleri yapıldı. Yani biz o tanklardan hangi özellikleri, hangi becerileri bekliyorsak bunların testleri yapıldı, sınıfı geçti, seri üretime başlanacak. Bu iktidar siyasi bir kararla, niçin o grubu sevmiyor? Çünkü böyle bir şaia vardı o zamanlar, gezi olaylarına destek olduğu konusunda, doğru mudur, yanlış mıdır bilemiyorum. Öyle bile olsa hiç fark etmez. Aldı ondan, kime verdi? BMC'ye verdi. Bakınız, %100 milli bir sermaye. Bunun için söylüyorum, biliyor musunuz? Bir şehir efsanesi var Türkiye'de. Bu iktidar yerli milli. İkide bir söylüyor. Hayır, bu iktidar gayrimi. Bakınız, %100 milli sermayeyi Otokar'dan aldı. BMC, biliyorsunuz sonra gelişmeleri. Evet. Ethem Sancak var. Yarısı, bakınız, yarısı kimin? Katar'ın, yabancı sermaye. Hatta bu gelişmelerde biliyorsunuz bir şirketin milli olup olmaması sermaye yapısıyla ilgilidir. Sonra genelgelerle ne yaptılar biliyor musunuz? Yarısından bir fazlası olması %51. 49-51 yaptılar, evet. Hayır, onu da değiştirdiler. O da mı değişti? Tabii ki. 49-51 diye biliyorduk. Hayır. Şu anda subjektif bir değerlenme, bakanlığın değerlendirmesi yeterli bu konuda, biliyor musunuz? Bakın, nereden nereye geldi? Şimdi aldı bunu, kime verdi? Ethem Sancaklı BMC'ye verdi. Ve 2018'de bir sözleşme yapıldı. 2020'de tankları teslim etmesi lazım. Ya Allah aşkına soruyorum. 2023, nerede bu tanklar? Peki, bu şirkete sözleşme gereği teslim etmesi gereken tankları teslim etmedi diye ceza kestiniz mi? Evet, hayır. Evet. Çünkü niye? Yandaş muhabbeti. Hatta şunu da ifade ediyorum, bu bilgileri de Katar'dan öğrendim. Şirketin içinin boşaltıldığı iddiasıyla Tamim buraya geliyor ve Ethem Sancağ'ın ayrılmasını istiyor. Evet, onu ayırıyorlar. Sonra iktidar kendisine yakın olan Tosyalı grubunu getiriyor. Fuat Tosyalı şu anda. Evet. Bir de Namık Bey. Bakınız, Koç grubunun, Otokar'ın üretim tesisleri var. Peki senin bu ihaleyi verdiğin bu şirketin hiçbir şeysi var mı? Hatta bunu neye benzetiyorum ben, biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Merkez Bankası'nın bir bandrol hikayesi vardı. Bandrol ihalesini alanın matbaası yok. Evet, evet, ama, evet. Ama matbaası yok ama arkası var. Bakın, üstelik kadar eskiden o işi yapan firmaya verdiler. Aynen. Bakın, bunlar hepsi birbirine benziyor, biliyor musunuz? Şimdi komik. Sen gerçekten üretim tesisleri olan prototiplerini üretmiş, başarıyla testlerden geçmiş,
seri üretim aşamasına gelmiş. Karar vermiş olsaydık bugün tanklar kara kuvvetlerin elindeydi biliyor musun? Ne yaptın sen? Hiçbir imkanı olmayan yandaş bir şirkete verdin. Hem de sermaye yapısı milli değil ve üretim tesisleri de olmadığı için kara kuvvetlerin elinden aldın tank palet fabrikasını ona verdin. Namık Bey, biz sizle ortak olalım. Girseydik bu ihaleye, bize de verseydiler tank palet fabrikasını biz de yapardık değil mi sizle beraber? Evet, evet. Bir de daha ilginç da bir şey var. Katar'dan ilk gelen para 50 milyon dolar. Ya tankın tanesi zaten 11 milyon dolar. Yani 5 tank parası bile değil Katar'dan gelen para. Zaten Katar'ın iddiası şu, şirketin içini boşalttılar. Onun için içerideki ortağı değiştirdiler. Bir de şunu ifade edeyim. O kadar vahim bir olay ki. Şimdi sen kara kuvvetlerin elinden alıyorsun. Çünkü onlar tankların paletlerini, şansumanlarını, dişlilerini, onarımlarını, motorları burada yapıyorlardı. Şimdi bu el değiştirdiği için şu anda onarımlar için para ödeniyor biliyor musun? Bakın daha önce bedava yapılan, çünkü bu üretim tesisleri, bu fabrika kara kuvvetlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğu için şimdi parayla yapılıyor. Peki bunun sorumlusu kim? Sorumlusu siyasi iktidar. Peki şimdi seçim öncesi ne diye ortaya çıktılar? Yeni Altay tank. Niçin yapıyorlar bunu biliyor musunuz? O yapılan 2017'de teslim edilen Altay tankından teknik, hukuki ve mali bağını koparmak istiyorlar. Hani sanki yeni bir şey yapmış gibi. Evet, 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 evet. Peki bunun yeni olduğunu gösterebilecek elle tutulur somut bir şey var mı? Yok. Ne yaptılar? Tedariğinde güçlük çekilen bazı altyapı tesislerini yurt içi, yurt dışı kaynaklardan aldılar. Mesela ne gibi? Kore motoru gibi. Ya Allah aşkına, Kore'nin tankı var. Kendi tankında kendi motorunu, transmisyonlarını kullanmıyor. Niçin? Çünkü başarılı olmadı. Hatta Kore bu konuya 7 milyar dolar harcadı. Bakın 7 milyar dolar harcadı. Başarılı olamadı. Bu sefer ne yaptı? Almanların MTU ve Renki firmaların adını söylüyorum. Şirketlerin adını söylüyorum. Kendi tankında bunu uygun gördü biliyor musunuz? Şimdi biz Kore'nin kendi tankına layık görmediği, performansını düşük gördüğü aygıtları, parçaları, motorları, transmisyonları bizim kendi tankımıza takıyor. Ya bu kabul edilebilir değil biliyor musunuz? Maalesef, maalesef. Ve şimdi bu yeni bir şey de değil biliyor musunuz? Hatta ya çok vahim bir kablo aslında bu. Zaten iki tane geldi o sistemlerden, motor ve transmisyon sistemi. İşte bir tören yapıldı geçtiğimiz hafta sanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi, test edilmek üzere dendi. Bakalım testlerden nasıl sonuç çıkacak? Şöyle, öbür tankları sökmüşler. Yani o 5 tankı sökmüşler, parçalar, marçalar. Tersine mühendislik, çünkü dizaynı, misaini otokar yapmış. Peki, niçin yeni diyorlar biliyor musunuz? Çünkü eski şirket dava açabilir. Bu yeni değil, benim size teslim ettiğim tankları söktünüz, tersine mühendislik yaptınız, kopya ettiniz diye mahkemeye verir diye yeni diyorlar. Bir de yeni demelerinin bir nedeni daha var. Niçin biliyor musunuz? Çünkü yeni bir tank yeni ve ihalesiz bir fiyat demektir biliyor musunuz? Evet, evet, evet. Çünkü eski tankın fiyatında, Altay tankının fiyatında olmasın diye yeni havası vererek yeni bir fiyat demektir. O eskiden yani, şöyle bir şey vardı. Eskiden otobüs firmaları arasında kavga çıkar, ortaklar ayrılırlarsa rakip firma hemen öz bilmem ne koyar başına ya da yeni bilmem ne de başına bir şey koyar. Öyle bir otobüs şirketi kurulurdu. Aynısını Namık yapıyorlar. Bey, Namık Bey, ben bunları yazıyorum. Anadolu Gemisi'ni de yazıyorum biliyorsunuz. Evet, evet. Kim bana troller saldırıyor? Kim bunlar? İktidarın sert ve idare ettiği troller. Kim bunlar? Yandaş basın.
beni karalamaya çalışıyorlar. Ya bakın, benim amacım ne? Türk Silahlı Kuvvetleri çağın teknolojisine, yüksek performansa sahip harp silah araçlarıyla donatılsın. Ama bu asgari fiyatlı olsun, bütçemize asgari yük getirsin. Peki ben bakıyorum, analiz yapıyorum. Benim işim bu zaten. İktidarda bu endişeyi ve bu indiyeti görmüyorum, biliyor musun? Maalesef. Ve aynı zamanda hepimiz için onur kaynağımız. Mazisi şan ve şerefle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve savunma sanayi projelerini adeta bir seçim için enstrüman olarak kullanıyor. Bu çok yanlış. Bakın evet. Çok yanlış. Bir de daha yakında yeni gördük. Anadolu gemisini ya adeta seçim otobüsüne çevirdiler, biliyor musunuz? Maalesef. Gerçi Namık Bey. Doğru. Yani gülüp dalgalanacak halimize. Namık Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gelenekleri ve şöyle bir şey var. 29 Ekim'de en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramı'nda donanmanın bir kısım unsurları Karadeniz'e çıkar. Karadeniz'den güneye, Marmara'ya doğru. Boğaz'dan, İstanbul Boğazı'ndan inerken Boğaz'ın her iki tarafındaki halkı selamlar. Dolmabahçe'de de Cumhurbaşkanı'nı selamlar. Ama bu iktidar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne operasyonlar yaptıktan sonra 2006'dan sonra bu geleneği kaldırdı. 23 Nisan'da biz Cumhurbaşkanımızlar şunu beklerdik. Sabah Anıtkabir'de olmasını, daha sonra da biliyorsunuz bu yıl 103. yılını idrak ettik. O gazi meclisin o mecliste konuşuyor olmasını beklerdik. Ama mazereti varmış. Ama mazeret geçerli bir mazeret değil benim için. Niçin değil? Peki olabilir, insan hasta olabilir. Gerçi geçen sene de olmamıştı ama İstanbul'da seçim çalışması yapılıyor. Ve geleneklerimizde olmayan böyle bir tören ihdas ediliyor ve Anadolu gemisini kullanmaya çalışıyorlar. Bir de şunu ifade edeyim size, ben denizciyim, 3 harp gemisinin komutanlığını yapmışım. Bakınız, bir gemi, yeni gemi inşa edildiğinde, yeni envantere girdiğinde veya tersanede uzun süreli bir onarıma girdiğinde çıktığında mutlaka geminin büyüklüğüne göre en az 4 hafta ile 6 hafta arası kim eğitimi yapar. Ne demek o kim eğitimi, biliyor musunuz? Hani futbol takımları sene başında transferlerden sonra entegrasyon, oyuncular birbirini tanısın ve daha iyi, yani ekip olabilme var ya, ekip o. Evet. Harp gemileri de böyledir, biliyor musunuz Namık Bey? Yani harp gemisinde gemiyi tanımak, personelin birbirini tanıması, nasıl savaşacağız, nasıl yangınla mücadele edeceğiz. Ya sen ne yaptın, biliyor musun? Bu gemi bu eğitimlerini yapmadan sen onu göreve gönderdin. Ya bu korkunç bir olay, biliyor musunuz? Hatırlayın, siz de program yapmıştık. Ben evet. 2020'de İdlib'e gönderdiklerinde askerlerimizi, size dedim ki ben, bu cinayet dedim. Bakın, askerlerimizi ölüme gönderiyorlar. Çünkü bir sahaya görev kuvvetini gönderdiğin takdirde eğer hava üstünlüğü veya hava kontrolü yoksa, ki yoktu, Rusların elindeydi. Bu dedim, askerlerimizi ölüme gönderiyorlar. 36 şehit verdik. Ne oldu? Tabii maalesef. Ertesi günü yine beni programa çağırdınız. Başka televizyonlar da çağırdı. Bana şöyle diyorlar, Namık Bey, nereden bildin? Kain misin? Ya dedim ki, ben kain değilim ki. Ben, askerim. Ben harp sanatını biliyorum. Şimdi burada da aynı şekilde. Sen siyasi çıkarın için geminin bekasını tehlikeye atıyorsun. Evet. Bakın, geminin bekasını tehlikeye atıyorsun. Şimdi buradan tekrar Altay tankına bir dokunuş daha yapmak istiyorum. Bakın, Altay tankının motorları normalde, normal Altay tankının, yani 2017'de
şeysi olan, testleri olan Altay tankının motorları Alman intiyu, transmisyon Alman renk. Ve Almanlar bize ne verdiler biliyor musunuz? İhracat lisansını verdiler. Bakınız ihracat lisansı çok önemli. Ben görev yaparken de, Londra'da çalışırken de bir parça ve malzeme veya silah aldığımızda End User Certificate dediğimiz son kullanıcı belgesi imzalardım ben. Bunun anlamı şu, biz sana bunu veriyoruz ama senden başkasına bunu devredemezsin, satamazsın. Bakın bizim bu tanklarda bu avantajımız var. Yani biz bu dizayn edilmiş tankı Pakistan, Kore'ye, Hindistan'a satabilecek imkan kabiliyetliydik. Ama iktidar böyle bir el değiştirildiğinde ne yaptılar biliyor musun? Lisansı iptal ettiler. Şimdi sen yeni tank dediğin tanka motor koyuyorsun. O motor Koreli'nin kendi tankına layık görmediği motor. Bir de Namık Bey ben bunları söyleyince diyorlar ki hayır Almanlar bize silah mı? Hayır doğru değil biliyor musun? Almanlar bize silah ambargosu koysaydı biz denizaltıları yapamazdık ki hala denizaltıları inşa ediliyor. Evet. Almanların yardımı olmasa biz bunu yapamazdık ki. Yani bir ambargo söz konusu değil. Hayır değil. Hayır değil. Yani daha büyük suçlamalar var Almanya tarafından. Burada ifade etmek istemiyorum ki hukuki bir sorumluluk doğmasın sizin kanalınıza karşı.